Diğer önemli sorunlardan bir tanesi de yüksek ve alçak tansiyon. İnsanlarda çok sık görülebiliyor bu. Hatta genç yaştakilerde de genelde yaşlılarda görüldüğünü düşünürüz biz ama gençlerde de artık ne yazık ki görülmeye başlandı. Bunun evet. için bir çözüm yolu var mıdır? İşte damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar. Bu da damarlara yine bağlı. Damar sertleşiyor. Evet. Mesela diyelim ki 120 bin kilometre uzunluğunda damar var her insanda. Ortalama dünyayı iki defa dolanacak uzunlukta. Su borusu gibi düşünün. İçinde plak oluşursa, nasıl ki su borusunun içerisinde kireç tıkarsa su borusunu, damarların iç yüzeyindeki plaklar da damarı daraltıyor. Kişinin o diyelim ki 6 litre kanı var. Var ama tıkanmış damar nereye pompalayacak? Daraldığı için pompalayamıyor, gitmiyor. Zorluyor, kalp zorlanıyor. Bu nedenle damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle tansiyon problemi ortaya çıkıyor, yüksek tansiyon. İşte buna karşı biraz önce söylediğim bu alıç, yüksek tansiyona karşı etkili. Damarları yavaş yavaş açar. Aynı zamanda iksirde kullanmak gerekir. Bir de düşük tansiyon problemi var. Bu da genellikle bayanlarda adet görme, yoğun adet görme nedeniyle aşırı kan kaybı olursa ki oluyor. Bazılarında da kansızlık problemi var. Neden kansızlık olur? Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyor. Vitamin, mineral, enzim gelmezse karaciğer nasıl kan yapsın? Karaciğer kan yapacak ama vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Yapamıyor. Yapamazsa ne olur? Kansızlık. Bağırsaklardaki problem kansızlığa sebep olur. Karaciğer ve kemik iliği kan yapamaz. Kan yapabilmesi için kişinin yemiş olduğu besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin bağırsaklardan emilmesi, absorbe olması gerekir. Bağırsaktaki problem kansızlığa sebep olur. Ben her soruyorum, kansızlık problemi olan yani düşük tansiyon olanı mutlaka ya bayandır, yoğun adet görme nedeniyle böyle bir problem yaşıyor veyahut da bağırsaklarında problem vardır. Bu nedenle düşük tansiyon problemi yaşıyor. Bu problemler ortadan kalktığı zaman düşük tansiyon problemi ortadan kalkar. Yani bayanlarda eğer ki yoğun adet görüyorsa buna karşı hayıt forte. Eğer ki bağırsaklarında problem varsa, besinlerdeki vitaminler enzimi absorbe edemiyorsa kara haliyle forte. Yani bu durumda hem kalp ve damar içinde aynı zamanda yüksek tansiyon içinde alıç faydalı bir bitki diyoruz. Evet, yüksek tansiyon için alıç, düşük tansiyon için biberiye. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Değerli